Buyurun efendim. Evet. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet. Şunu ifade etmek isterim. Tabii kendileri malumunuz Sayın Kılıçdaroğlu bir kanun teklifinde bulunmuşlardı başörtüsüyle ilgili. Böyle bir efendim elhamdülillah başörtüsüyle ilgili bir sorun yaşanmamaktadır. 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün ilgili kılık kıyafet yönetmeliklerinde değişiklik yapılmak suretiyle bütün kamuda başı açık ve başı örtülü bütün vatandaşlarımız, bütün kardeşlerimiz, bütün insanlarımız eşit bir şekilde okuyabilmekte, çalışabilmekte, hizmet alabilmekte, hizmet verebilmekte. En ufak bir problem Allah'a çok şükür yaşanmamaktadır. Bununla beraber Sayın Kılıçdaroğlu bir akşam bir video çekip bir tweet atmak suretiyle gelin başörtüsünü kökünden çözelim, bir kanun teklifi veriyoruz diye bir yaklaşım sergileyince Sayın Cumhurbaşkanımız da gelin kanun teklifinden ziyade anayasa değişikliğiyle bir kanunu hep beraber yürürlüğe koyalım ve nitelikli bir çoğunlukla bu kanunu geçirmek suretiyle temel hak ve özgürlüklerin anayasal düzlemde teminat altına alındığı bir hukuki süreci hep beraber başlatalım diye bir çağrıda bulunmuştu. Malumunuz bizim daha önce her zaman dile getirdiğimiz, bizlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, parti sözcülerimizin dile getirdiği bir hakikat var. O da bu 82 darbe anayasasının tümünün baştan sona tekrar ele alınması ve demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasanın sivil iradeyle parlamentonun önderliğinde halkın onayıyla, halk oyuyla yürürlüğe konması. Bizim temel teklifimiz bu. Bunu bütün partilere her platformda, her yeri geldiğinde bütün arkadaşlarımız, hepimiz bunu dillendire geldik. Bu temel yaklaşımımızdır. Türkiye 100 yılı vizyonumuzda da ortaya koyduğumuz temel hakikat, paradigma budur. Bununla beraber mevcut bir anayasaya kanun teklifi noktasında kanunla nitelikli olmayan bir çoğunlukla kanun teklifiyle temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinin sakıncaları yönünden de gerçekten bunu kesin olarak ortadan kaldırmak, bu problemler hiçbir zaman ileride yaşanmasın gerçekten samimi duygusu söz konusuysa gelin anayasa değişikliğini hep beraber yapalım dedik. Bu konuyla ilgili de oluşturduğumuz heyet grubu bulunan bütün partileri ziyaret etti. Bu konudaki düşüncelerimizi karşılıklı olarak diğer parti yetkililerine aktardı. Onun geri dönüşümü çerçevesinde evet inşallah bu süreç tamamlandığında en yakın zaman dilimi içerisinde biz kendi kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız. Kamuoyuna da deklare edeceğiz. Başı açık veya başı örtülü bütün vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabileceği, eşit bir şekilde hizmet alabileceği, hizmet verebileceği, bu konuda en ufak bir problem yaşanmayacağı bir düzenlemeyi anayasal olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bu teklifimizi de inşallah sunacağız. Aynı şekilde toplumdan gelen talepler dikkate alınmak suretiyle ailenin korunması, evlilik müessesesiyle ilgili milletimizin, halkımızın talepleri, toplumun temeli olan ailenin, kadının, erkeğin, çocuğun, bütün bir milletimizin bu manada hakikaten korunması noktasında da
evlilik birliğinin tesisi noktasında da gerekli düzenlemeyi inşallah en yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olacağız. Bunu zaten sizlerle de inşallah o vakit geldiğinde paylaşmış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle her birlerinize selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Buyurun. Şöyle bu konuda biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu konuyla ilgili milletvekili arkadaşlarımız gerekli altyapı çalışmalarıyla beraber inşallah meclis takvimine uygun bir şekilde bunları çalışıp meclisin gündemine getirmek istiyoruz. Bunu Aralık ayı içerisinde yapma planımız söz konusu. Bununla beraber tabii ki bütçe takvimi ve ondan sonra meclisin çalışıp çalışmayacağı çerçevede bunu meclisin kendi takvimi çerçevesine değerlendireceğiz. En kötü ihtimalle bunun 2023 başında yasalaşmasına hep beraber şahit olmuş olacağız. Bu şekilde sizlere konuyu ifade edebilirim. Teşekkür ederim.